Geldik Tasarım ile Ök Köşesi'ndeyiz. Nasılsınız Tülay Hanım? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Artık yavaş yavaş yaz moduna geçiyoruz değil mi? Evet. Şimdi güzel böyle değişik iplikler de görmeye başlıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Pelin'cim gördüğün gibi bugün bir çanta yapacağız. Evet, ben de şöyle mantıklı göstermek istiyorum. Hı-hı. Çanta çalışmamız olacak. Böyle delikli. Artık hı-hı. Yaza çok uygun bir çanta. Tabii isterlerse içini astarlayabilecekler de. Hı-hı. İsterlerse böyle... Ama böyle orijinal duruyor ya. Kullanabilirler. Tabii tabii. Güzel gözüküyor. Hı-hı. Hemen sorayım şimdi, bu iplik nasıl bir iplik, nasıl bir tekniği var? Şimdi Pelin'cim, bu iplik aslında öyle bir iplik ki, nereden göstereyim, şöyle gösterebilirim. Hı-hı. Ben bu ipin adını çok amaçlı iplik koydum. Ya, çok evet. Amaçlı. Çok amaçlı iplik. Çünkü her şey olabiliyor. Bluzundan tut, çantadan tut, ev için dekorasyon, her şey. Yani ufacık bir şey gibi gözüküyor ama şahaneler yaratıyor galiba. Her şey olabiliyor. Yazlık böyle paryolar, çantalar, bayolar, aklına gelen her şey. Gerçekten. Bir de parlaklığı var ipin. Kendi güzel evet, parlaklığı var evet. Değil mi? İpimiz... Rengi çok güzel çıkarmış evet, ortaya. Parlak bir iplik. Sonra nasıl söyleyeyim, böyle şiş ve tığa çok uygun. Örmesi çok kolay. Her türlü dizayn rahatlıkla yapılabiliyor. Yapılabilir. Evet. Bu çalışmalara geçtik artık. Artık bu iplikle çalışacağız. Mesela burada yani iki tane farklı çanta var. İkisi de birbirinden yani tarz olarak benziyor ama aslında evet. Detaylarda farklılık gösteriyor. Mesela kaç yumak gidiyor buna? Pelin'cim bunların iki yumak. İki yumak. İki yumak kullandık. Aslında çok da az değil mi? Tabii çok daha az. Büyük istersek mesela plaj çantası olarak da kullanılabilir. Tabii, koca koca havluları atmak için. Tabii. Plaj çantası için büyütebilirler. Aslında var ya bu sadece bir fikir verme. Hı-hı. Yani bu ipliği kullanarak tek kat kullanabilirler, iki kat kullanabilirler. Hı-hı. Bu tip çantalar aslında bu desen bile değil. Yani biz bu deseni anlatacağız, göstereceğiz ama mesela orada... Burada daha farklı. Farklı bir desen evet. Var. Bundan da bahsedeceğim ama bunların ikisine de uymayabilirler. Önemli olan bu ipliği kullanarak bu mantıkta çantalar hı-hı. yapabilmek. Çünkü hanımlar o kadar güzel yerlere getirecekler ki, öyle desenler yapabilirler ki sadece farkındaysan orada bir dizayn var, fark edebilecek evet, misin bilmiyorum. Şöyle geliyor gibi sanki öyle biraz. Geliyor ama işte onun bir de bir sertliği var, böyle çok sıkı sıkı duruyor. Evet, işte biz bir ipin içinde üzerinde yürüyoruz o çalışmayı yapabilmek için. Ama kendi ipinden de o yürüyeceği ipi yapabilirler. Ben şimdi teknik bölümde anlatacağım. Tamam. İstedikleri dizaynı yaparak çanta oluşturabilirler. Hani çok kısa bir süre belki yani anlayamayabilirler nasıl oldu, nasıl yaptı, nasıl döndü, nasıl battı. Değil aslında. Sadece İşin mantığını öğrenmek. Mantığını biz burada vermek istiyoruz. O mantıktan yola çıkarak istedikleri desenle böyle bir yüzeyi oluşturup çanta yapabilirler. Vallahi şahane. O zaman bugün çanta günümüz. Hemen seni izleyicilerimize baş başa bırakıyorum. Detayları anlatalım. Sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, bugün örgüyle tasarım köşemizde çanta uygulamamızı göstereceğim sizlere. Burada biz çantamızın içerisine bir yastık yerleştirdik. Sizler astar yapabilirsiniz. Tabii bu yastık yerleştirme sebebimiz dokuyu daha iyi görebilmeniz için de. Yine burada içi boş bir çanta var. Burada biraz dizayn farkı var şimdi çalışmayı anlatırken sizlere. Bundan da bahsedeceğim. Evet, biz burada çanta çalışmamızı yapabilmek için iki yumak merserize görünümlü böyle parlak bir iplik kullandık. Bundan iki yumak almanız yeterli bu çanta çalışması için. Tabii daha büyük çantalar da yapabilirsiniz. Bu mantıkta çok güzel plaj çantaları olabilir. Daha büyük taban çalışarak, üzerini yine daha büyük çalışarak çok güzel plaj çantaları da olur bundan. O zaman da tabii 3 yumak, büyüklüğe göre 4 yumak yetebilir. Şimdi çalışmamızı yapmaya başlayalım. Biz burada ipliğimizi 2 kat yaptık. Fakat iplik tek kat yapılarak da bu çalışma yapılabiliyor. Çünkü burada 2 kat ve tek katı gösterme sebebim, bazı insanlar tek katla çalışmayı sever. Bazıları tek kat ince gelebilir, 2 kat daha rahat olur. Ben ikisini de göstereceğim. Mesela bu tek kat örülmüş bir taban. İplik tek kat yapılarak örüldü. Bu çalışmayı yapabilmek için bizim şu şekilde bir ipliğe ihtiyacımız var. Bunlar rahatlıkla bulunabilen iplikler. Fakat bunun hepsi bizim çalışmamıza gitmiyor. Bunun yarısından bile az gidiyor çalışmamıza. Daha küçükleri de var.
kalınları inceleri var. Biz kalın kullandık bu çalışmada. İnceyle de olur olmaz değil. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Diyelim ki bu ipliklere kendi ipi deniyor, jüt ip deniyor. Bu iplikleri bulamadınız diyelim. Kendi ipinizden yani bu ipliğin kendisinden iki kat yaparak böyle zincir çekebilirsiniz. Bu çektiğiniz zincirin üzerine çalışabilirsiniz. Bizim burada önemli olan çünkü böyle bir ipin üzerinde bu dizaynı yapabilmemiz. Evet, bu çalışmada size bir fikir olsun. Eğer iplik bulamazsanız bununla da çalışabilirsiniz. Bununla da oluyor çünkü denedik. Şimdi bu şekilde biz çalışmamıza başlayalım. 3 numara tığ kullanıyoruz. Böyle merserize görünümlü parlak ipliğimizi açıyoruz. Bu ipi 2 kat kullanacağız. 2 yumak demiştik. Burada şunu yapabilirsiniz. 2 yumağı ucundan alarak katlayabilirsiniz. Ben burada içinden ve dışından alacağım ipliğin. Tek yumak kullanıyorum. Çantamızın tabanından başlıyoruz. Burada ufak ebatta bir taban göstereceğim sizlere. Sizler 30 santim üzerinden başlayacaksınız. 35 santime kadar, bu çantanın eni 35 santim. 35 santime kadar bunu örerek yanlardan da ve iki yandan büyüteceksiniz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 sıra döndüğümüzde bu en bize yeter. Tabii daha da fazla dönebilirsiniz. Daha da geniş isteyebilirsiniz. Bunlar sadece sizlere fikir. Sizler istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Burada ipliğimizi alıyoruz. Böyle kalın ipliğimizi. Evet, ipliğimizin üzerine sık iğne çalışması yapıyoruz. Böyle ipliğimizin üzerine kaplıyoruz. 30 santim boyunca böyle ipliğimizin üzerine kaplayacağız. Sonra tam ters yöne döneceğiz. Şimdi ben ilerleyerek sizlere küçük bir ebat üzerinden göstereceğim ne yapacağımızı. Evet, şimdi bunu 30 santim sizlerin ördüğünü kabul ediyorum. Böyle ipliğimizi döndürüyoruz. Şimdi karşı tarafa bu şekilde örüyoruz. Aynı yere batarak köşeyi dönmeye çalışıyorum. Burada başlangıçta biraz elimizi sıkmalıyız. Şu şekilde devam etmeliyiz. Evet, böyle ipliğimizi karşıya geçirdik ve ters tarafa döndük, karşı tarafa döndük. Şimdi ilerleyen aşamama geçiyorum. Çalışmamızın 30 santimin iki tarafını da ördükten sonra şimdi arttırma yerlerini göstermek istiyorum. Çantamızın tabanında 4 köşede arttırma yapmalıyız. Bu arttırma için bir yere, aynı yere 3 kez batacağız. Şimdi onu göstereyim nasıl yapacağımızı. Aynı yere nasıl 3 kez batacağız? Sık iğne yapıyoruz. Tığımızın başına dolamıyoruz. Aynı yere batıyorum. İpliğimizi hep içte yürütüyoruz. Evet, böyle devam ediyoruz. 1, aynı yere batıyorum. 2, yine aynı yere batıyorum. 3. Şimdi burada bir köşeyi oluşturmuş oldum. Devam ediyorum. İpliğim arada. Çok sıkı sıkı çalışmalıyız bu çalışmayı. Bu önemli. Diğer köşede yine aynı hareketi yapacağım. Ben ilerliyorum şimdi. Evet, diğer köşeye geldim. Diğer köşede yine aynı yere 3 kez batıyorum. 1, yine aynı yere 2, yine aynı yere 3. Şimdi arada 1 tek, bir tane daha tek örüyorum. Yanda ilerliyorum. 2 tane tek yaptım. Yine köşeye geldim. Burada yine 3 kez aynı yere batıyorum ve böyle çok güzel bir şekilde dönmüş oluyorum köşeyi. Fakat iki yerde de köşe oluşturmuş oluyorum. Böyle bizim 4 köşemiz olacak. Çalışmamızı ilerledik, ördük. 6 sıra yaptık. 7, 8 sıra. Nasıl isterseniz genişliğini. Tabii bu 35 santim olacak. Sonra asıl önemli olan burada desen.
Şimdi desen çalışmaya başlayalım. Deseni nasıl yapacağız? Devam ediyorum. Geldim. Şimdi desen çalışıyoruz. İpliğimizin üzerine şöyle sık iğne ile 30 tane dolduruyoruz. 30 tane sık iğne dolduruyoruz. Evet, 30 tane sık iğnemizi ipimizin üzerine ördük sıkı sıkı, bu çok önemli. Aşağıdan 5 tane sık iğne sayıp 5 ile 6 arasına ipliğimizi de yine bu şekilde tutarak bir bağlantı yapıyoruz. Bu ipliği burada tutmamız önemli. İplik arkada boşta kalmamalı. Evet, şimdi 5 tane daha yine sık iğne yapıyorum. Evet, 5 sık iğne yaptık. Şimdi zeminden de böyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle sık iğne atlayarak kitliyorum. Burada tabii sizin elinizin sıklığına göre değişir. Şöyle şekle baktığımızda arası çok az olmayacak, çok geniş olmayacak şekilde. Bu 7 olmaz, 6 olur, 8 olur. Ele göre değişir diyorum tabii. Bunlar çok önemli. O yüzden çok sayı vermemeye dikkat ediyorum. Yine buraya bir tane daha kitleme yapıyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Yine ipliğimiz arada hep yürüyor. İkinci şeklimize devam ediyoruz. Bunun için 10 tane sık iğne yapıyoruz. 10 tane sık iğneyi sayıyorum. Evet. 10 tane sık iğne yaptıktan sonra yine geliyoruz. Bu şeklimizin tam ortasına böyle batıyoruz. Burada saymıyoruz. Şekle baktığımızda böyle tam ortası olması yeterli. Buraya kilitliyoruz. Yine sık iğne yapmaya devam ediyoruz ipimizin üzerine. Burada bir bağlantı yaptık şeklimize. Devam ediyoruz. 10 tane yapmıştık. Saymaya devam ediyoruz. 11, 12, 30 tane yaptıktan sonra, tabii 30 taneyi buradan itibaren saymıyoruz. Bu çok önemli. Burada biz bu 5 tutunmadan sonra 30 taneyi saymaya başlıyoruz. 10 tane yaptık, tutunduk. Devam ediyoruz. 11, 12, 13, 14, 15. 30 tane yaptık. Yine buradan şeklimizin tam ortasına tığımızı geçirip ipliğimizi arkadan tutuyoruz. Böyle buraya da bir kitleme yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Yine 5-6 tane. Tabii burada sayı değil. Önemli olan düzgün bir şekilde şuraya inmek. 5 veya 6. Evet, ördüm 5-6 tane. Şimdi tam köşeye tutunuyorum. Yine ipliğim arkada. Burada şimdi şeklimin yan tarafını örmüş oldum. Bu çantaların köşe dönüşlerini hep soruyorsunuz. Bu köşeler nasıl dönüyor? Bizimki yaparken işte açık kaldı diye. Bu çok önemli. Şimdi o yüzden burada bir köşe dönmek istiyorum. Evet, 10 tane sık iğne yaptım. Yine şeklimin ortasına batıyorum, tutunuyorum. Buraya kilitliyorum. Yine ipime dönüyorum. Müzik 20 tane ördükten sonra şeklimin yine bu tam ortasına batıyorum. Yine kilitleme yapıyorum burayı. Şimdi tam köşeye döneceğiz. Burası önemli. Şimdi burada şekli şöyle tutmalıyız. Artık yukarıya vermeliyiz şekli. Ve yine böyle atlayıp yan tarafa geçiyoruz. Evet, anlaşıldı zannediyorum. Şeklimiz döndü. Hiçbir açılma olmadı. Şimdi gayet düzgün, aynı yaptığımız şekilde böyle devam edeceğiz. Bütün sırayı bitirdikten sonra şurada göstermek istiyorum. Evet, şurada
şeklimizi bitirdik, ördük, geldik, tam karşısına bağlantı yaptık. Artık buradan yandan bir sıra sık iğne ile şöyle devam ediyoruz. Üst bölüme atlamak için, bu üst ikinci sıraya atlamak için şeklimizin üzerinden sık iğne yapıyoruz. Yine en başta kurduğum çalışmayı ikinci sırada devam ediyoruz ve hep böyle gelirken zemine tutunduğum yeri şeklimizin üzerine tutunuyoruz. Aynı bu şekilde. İkişer tane tutunma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaya bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örüyoruz. İstediğimiz büyüklükte tamamladıktan sonra gelelim ağız ve sap bölümüne. Gösterdiğimiz sık iğneyi böyle çantamızın üstünde bir sıra zincir çekerek, önce zincir çekmeliyiz, zincir çekeceğiz. Bütün şekillerin üzerinden zincirimizi çekeceğiz. Sonra çektiğimiz zincirin üzerine sık iğne çalışmasını istediğimiz kadar 3-4 sıra örerek böyle tamamlayacağız. Burada biz 2 sıra ördükten sonra sap için 2 sıra sık iğneyi dönerek örüyoruz. Sonra sap için istediğimiz uzunlukta zincir çekiyoruz. Yine devam ediyoruz. Arkadan da zincirimizi çekiyoruz. Yine devam ediyoruz. Sık iğneyi böyle hem de sapı örerek hem de buradaki 4-5 tane yüksekliği sağlayarak çantamızı bitiyoruz. Evet, umarım anlaşılmıştır. Daha önce de söylemiştim, bu dizaynı da göstereceğim diye. Bunu da söylemek istiyorum. Biraz önce gösterdiğim çalışmayı ipliği içeride yürüterek yine aynı 10 tane zemine, burada şekil farklı, 10 tane yukarıya, 10 tane burada, 10 tane burada, 10 tane zeminde bağlantı, 10 yukarı böyle, 10 aşağı, bu şekilde de bir çalışma yapabilirsiniz. Hani bunu deneyip yapamayanlar olabilir, belki ilk defa başlayacak olanlar olabilir. Bu da kolay bir dizayn. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere kolay gelsin diyerek Pelin'in yanından devam edelim. Evet, detayları anlattık. Şurada hemen bir model daha var, onu da göstermek istiyorum. Çok şık, püsküllü, böyle heybe gibi. Evet. Tam özellikle böyle gençlerin seveceği renkler bir de. Ben geçen bütün yaz aslında bunların versiyonlarını çok gördüm. Şimdi hatırlıyorum, demek o iplik bu iplik. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Şahane şeyler var. Böyle el çantaları falan da oluyor bu clutch dediğimiz çantalardan. Evet, evet, tabii, tabii. Bayıldım. Bunu acaba eve mi götürsem diye düşünüyorum bir yandan. Götürebilirsin. Vallahi çok güzel. Her şekle sokabilirler. Bu yüksekliği daha uzatabilirler. Bilirler. Hiç yapmayabilirler. Ya da böyle hiç delikli de olmayabilir. Belki sadece biraz daha öredebilirler. Yarıya kadar kapatırlar. Hı-hı. Artık dizayn tamamen kendilerine ait. Süper, İstedikleri şahane gibi yapabilirler. Burada önemli olan İşin bu mantığı değil mi? Evet. Anlamak. Evet. Artık gerisini hanımlara bırakıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.